Sevgili Açık Beyin dostları, yeni bir bölümümüze hoş geldiniz. Açık gündemle yine çok değerli iki arkadaşımla beraber sizler için, bizler için, hepimiz için bir güncel konu üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. İkisi de çok kıymetli, çok önemli işler yapan, beni de çok besleyen iki değerli insan var bugün benimle beraber Açık Gündem programında. Çoğu zaman olduğu gibi sevgili Güneş'in Oya Aydemir, sınıf arkadaşım. Nasıl diyelim artık? Silah arkadaşım demedim değil mi? Yol arkadaşım. Sevgili Güneş'in. Oyun arkadaşı, evet oyun arkadaşı diyorduk, doğru. Ve Ali Ercan Özgür'le beraberiz. Ali Ercan Özgür'le ben biraz geç tanıştım. Bunun işte tabii pişmanlığını yaşıyorum ama inşallah zaman ve imkanlar el verdiğince de tanışıklığımı ilerletmek istiyorum. Kendisi böyle yapılandırma, onarma, düzeltme işlerine bir şekilde hayatını vakfetmiş insanlardan bir tanesi. Türkiye'de adını muhtemelen şu ana kadar çoğunuzun duymuş olduğu ihtiyaç haritasının mimarlarından ve şu afetlerle geçirdiğimiz dönemlerde en ihtiyaç duyduğumuz zihinlerden ve gönüllerden bir tanesi. Sağ olsun Güneş'in sayesinde de kendisiyle tanıştık. Ve uzaktan da olsa hem hayranlıkla hem dikkatle neler yaptıklarını takip ediyoruz. Onlar için neler yapabileceğimizi sorguluyoruz ve onların yaptıklarından ne dersler alabiliriz, neler öğrenebiliriz, geleceğe nasıl hazırlanabiliriz onu çıkarmaya çalışıyoruz. Bugünkü Açık Gündem bölümümüzün ana başlığı insanın afetle imtihanı. Afetler çağına girdiğimiz konusunda ikna olmuş durumdayız biz. Bayağı bir afet çağına doğru gidiyoruz. Bir sürü afetleri ardı ardına yaşıyoruz. Bitmiyor. Yok müsilajıdır, yangınıdır, selidir, depremidir. Hepsi ardı arkaya geliyor. Fakat şu ya da bu şekilde tabiatın içinde yaşayan varlıklar ve biraz da tabiatı sorumsuzca istismar eden varlıklar olarak bu sonuçlara katlanmayı da bir şekilde öğreneceğiz. Hem verdiğimiz hasarı aza indirmek hem de verdiğimiz hasarların da desteklediği bu afet döneminden en az hasarla çıkmak için neler yapacağımızı konuşacağız. Ben bu konunun uzmanı değil, öğrencisiyim. Dolayısıyla bu konunun hakikaten uzmanı olan, bu konuya kendilerini adamış iki isim de burada. Ve öncelikle ben sevgili Güneş'ine bir merhaba deyip, bu insanın afetle imtihanı konusunda nereden başlayalım? Gerçekten biz bu işi becerebilecek gibi gözüküyor muyuz? Şu anda ne durumdayız? Ve neler yapabiliriz konusunda bir açılış yapmasını isteyeceğim. Buyur Güneş'ciğim. Valla ben aslında afet uzmanı değilim, afet habercisiyim. Kassandra sendromu diye bir şey var, tanımlama var Sinan. Kassandra meşhur mitolojik karakterimiz, Troya kentinin ele geçirileceğini ve işte yakılıp yıkılacağını, yağmalanacağını görmüştü daha önceden. Sonra da işte bütün Troyalıları uyarmıştı. Bunun için bir şey yapmayacak mısınız diye. Fakat bir laneti vardı Kassandra'nın. O da mitolojik bir hikaye. Apollon Kassandra'yı lanetlemiştir ve şöyle lanetlemiştir. Sen geleceği göreceksin, haber vereceksin, söylediklerin de çıkacak ama hiç kimse seni dinlemeyecek. Dolayısıyla aslında yıllardır, Asandra gibi. çok uzun bir zamandır bu olacakları biliyoruz. Nasıl olacağını bilmiyorduk ama olacağını biliyorduk buna benzer şeylerin ve bayağı bir işte söyledik, haber verdik, çeşitli bilimsel raporlarla destekledik söylediğimiz şeyleri. Ve fakat işte bugün buradayız. Dolayısıyla afet habercisi çok da bunu böyle hani felaket tellalı gibi değil, güzel güzel de söylemiştik aslında. Vakit varken toparlanalım diye. İkinci yaşam okulu Güneş'in hangi seneydi o? İkinci yaşam 2012. okulu. 2012'de ben 2011. mesela ilk defa, ha 2011 doğru. İlk defa o vehameti böyle sırtında hissedebileceğin o raporları dinlemiştim ilk defa orada. Dedim ki ya bunlar da güzel abartıyorlar zaten daha da çok var 2030 oho falan diye. Vallahi geldi yani gerçekten Kassandra gibi bir modunuz var onu söylemem lazım. İnanılması zor geliyor çünkü bu havalar hep böyle gidecek zannediyoruz. Buyurun. Evet, o nedenle şey hani Kassandra'nın laneti gibi de bu. Dolayısıyla aslında şu anda hazırlıksız yakalanmış bir durumumuz da var. Afetin tam içinden Ali Ercan burada. Dolayısıyla
Hani bir şey de aslında onlar da böyle benim takip ettiğim kadarıyla afetlerle birlikte evrimleşiyorlar, öğreniyorlar ve en güzeli de öğrendiklerini yeni deneyimlerini katarak ilerliyorlar. Ben şeyi sormak istiyorum aslında birazcık bu sivil bir yapılanma oluştu bir süredir. Elazığ Van depremi sırasında zannedersem. Bu afet platformu. O afet platformu nasıl oluştu, nasıl çalıştı ve en son şu an hangi durumdayız? İstersen onunla başlayalım. Afet platformu Elazığ depreminde yani 2020'nin başında Ocak ayında Elazığ depremin öncesi biz aslında ihtiyaç haritası olarak Elazığ'da bir çalışma yapmak için zaten gidecektik. Yani hayatın biraz da tevafu, tesadüfü artık nasıl adlandırırsak. Bizim pazar gününe uçak biletimiz vardı. Cuma günü deprem oldu. Valilikle de irtibat halindeydik. Son dönemde de ama sivil toplum kuruluşları, yani bizim bildiğimiz anlamda hani Türkiye'de eğitim alanından, engelli alanına aktif olan sivil toplum kuruluşları afet alanında çok aktif değildi. Yani Türkiye'de AKUT bu işin öncüsü oldu. Sonraki yıllarda işte İHA gibi, işte Hayrat Vakfı gibi, Deniz Feneri gibi birçok kuruluş. Yurt dışı operasyonlarında da hatta yani Kızılay'la, AFAD'la bilfiil afet alanında, afet yönetimi alanında görev almaya başlamış ki biz de bunları Elazığ'da aslında görmüş olduk. Ama biz bir refleksle ya dedik ki iyi gün için gidiyorduk, kötü gün için de gidelim. Biz atladık gittik Elazığ'a ihtiyaç haritası ekibi. En azından bir ucundan elimiz bir şeye dokunur çünkü depremin boyutları yüksekti. Biz yolda giderken valilikle irtibat halinde dedik ki ihtiyaçlar neler, onlar da bize bir liste söylediler. Biz de onu yayınladık. O yayınlanınca tabii çok ilgi gördü. Biz sahaya gittiğimizde de çok kriz masasının içinde de ihtiyaç olduğunu gördük. Orada da şunu gördük. Aslında afetlere hazırlık, kriz anı ve afet sonrası olarak böyle üçe ayrılıyor. Bizimki ise afet krizindeki böyle bir arama kurtarmanın dışındaki boyutla ilgileniyor aslında. İşte AKUT'la başlayan 99 depreminde arama kurtarmanın önemli olduğu noktası Türkiye hem teçhizat yatırımıyla hem AFAD'ın uzmanlaşmasıyla Kızılay ve birçok belediyenin arama kurtarma ekipleriyle o alanı aslında iyi bir noktaya getirdi. Deprem özelinde bunu söyleyebiliriz ya da günlük böyle kurtarma operasyonlarıyla ilgili. Ama yangında bunun böyle olmadığını gördük bu arada. Yani entegre, çok daha bütüncül bir arama kurtarmaya hazırlıklı olmadığımızı gördük. İşte uçaklar, helikopterler ortada. Ama bir de işin bir afet olduğunda, çünkü her afet kendine özgü. İşte deprem, sel, yangın. Her biri için ayrı strateji, ayrı senaryo olması gerekiyor. Elazığ depremi özelinde ise tabii halkta ciddi bir travma oluştu. Yani bir yandan arama kurtarma, yakınlarını kaybedenler, o şehirde o büyüklükte bir depremi yaşamış olmak, insanların evlerine girmiyorlar, evlerindeki eşyaları, yani ciddi bir aslında toplumsal psikoloji var. Bu toplumsal psikoloji tabii arama kurtarma esnasında devlet erkanı, kamu biraz ona odaklandığı için bu taraf birazcık geride kalıyor. Bizler sivil toplum kuruluşları ise, hatta Güneş'in Hocam da parçasıydı, işte bir sürdürülebilir müzik festivali yapmıştık. Uzun yıllar sonra sivil toplum, ki eski yıllarda işte Tarih Vakfı bir araya getirirdi, birçok sivil toplum kuruluşu bir araya gelirdi yılda birkaç kere. Bir öyle bir araya geliş sonrası biz Elazığ'da tekrar böyle birçok sivil toplum kuruluşu, 30'a yakın, bir araya gelip bir dedik ki afet platformu, afetlerdeki yardımların koordinasyonu üzerine birlikte çalışalım. Çünkü şöyle bir durumla karşılaşmıştık. 170 tane tır gelmiş, depoya girmek için bekliyor. Tırlarda ne malzeme olduğu belli değil. Ve insanlar da 50 noktaya işte afetten zarar gören afetzedeler yerleştirilmiş durumdaydı. Bu sadece kamunun eliyle yürütülecek bir operasyon değil. Afet gönüllülüğü dediğimiz, afette sivil toplum, kamu, özel sektör işbirliğinin çok ihtiyaç olan bir alanıydı. Biz aslında ne yaptık Elazığ depreminde? İhtiyaç haritası sistemimiz, ihtiyaç sahipleriyle destekçileri buluşturan bir sistem. Biz onu afet ölçeğinde şehir ölçeğine yayabildik. Yani afet zedeler vardı, ihtiyaçları vardı, depoda malzemeler var. Biz bu ikisi buluşamıyordu. Biz bu ikisini buluşturabilecek sistemi aslında basit bir teknolojiyle arka planda gönüllüleri harekete geçirerek, şehirdeki gönüllüleri, bir gecede 600 tane gönüllüyle beraber aslında bu organizasyonu yapıp şehirde tırların boşaltılması, tasnif edilmesi, bunların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını organize ettik. Bu afet platformundaki bu dayanışma birçok sivil toplum kuruluşu ile beraber bir ortak platforma dönüştü. İşte sonra Edirne'de mülteci krizi oldu. Yine arada Giresun'da sel felaketi oldu. Güneş'in dediği gibi her afette
biz birazcık evrimleştik, bilgi birikimimiz arttı, deneyimimiz arttı, kriz masamız oluştu ve yolculuğa devam ediyoruz. En sonunda işte yangınlarla beraber tekrar hem de işte yakın zamandaki sel felaketiyle yeniden harekete geçtik diyebiliriz. Ben bir şey merak ediyorum. Yani bunu muhtemelen çok kişi de merak ediyordur da böyle konuları basından takip edenler, yani bir de şöyle diyeyim, biz de şimdi mesela bir afet olmadan önce afeti bir ele alış biçimimiz var. Bir de afet başa geldikten sonra o yeni taze heyecan ve acıyla bir ele alış biçimimiz ya da bir reaksiyon veriş biçimimiz var. Genellikle taze taze afetler olurken ve hemen arkasında şu soru kafamızda çok asılı duruyor. Biz mesela ülke olarak, bir sistem olarak afetlere ne kadar hazırlıklıyız ve bireysel olarak kendi bireysel yaşam düzeyimizde afetlere ne kadar hazırlıklıyız? Özellikle bu devlet düzeyinde, işte ülke düzeyinde hazırlık deyince bunu hani basından takip ediyorsam mesela, hele ki sıcak günlerde takip ettiğin grup neyse ona göre bir bilgi alıyorsun. Yani bir kısmı gömüyor, bunlar hiçbir işe yaramıyor, bizim ülke bitmiş olmuş. Öbür taraf harika işler yaptık, dünya bize örnek oluyor bilmem ne gibi. İki uçta salınan böyle bir garip algı oluşturma çabası var. Ben senin bu konudaki gözlemini çok önemsiyorum. Çünkü alanda olup bu işi yapan insanların başka şeyler gördüklerini biliyorum. 100 üzerinden kaç not alırız? Önce ülke olarak, sonra bireysel olarak bu sorumu soracağım. Ve iyi giden şeyler bir tarafa, yanlış giden şeyler konusunda neler yapmak lazım? Biraz o konudaki gözlemlerini alabilir miyiz? Hocam zor soru sordunuz. 10 üzerinden 6,5 ya da 100 üzerinden 65 verebilirim Türkiye için. Niye? Şimdi arama kurtarma dediğimiz, yani belli ölçeklerde teçhizat, malzeme, hazırlık, kriz planları, bunların hepsinde Türkiye kağıt üstünde en azından var. Bazı ülkeler var, kağıt üstünde o da yok. O açıdan hani bir takım malzeme, hazırlık, en azından bir süreç var. Ama bir de bunu daha entegre senaryolarda çalışmak, her an bu konuyu sıcak tutmak. Yani bir Japonya kadar da aslında bunu çocuklardan başlayıp yetişkinlere kadar afetle yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirmiş bir halde de değiliz. Bunun için de aslında sürekli bunu gündemde tutmaya, işte eğitim sistemine entegre etmeye, senaryolar çalışmaya sürekli. Mesela 17 Ağustos depremi var. Hani hepimizin içinde bir yara ve her seferinde anıyoruz. Yakın zamanda da andık hayatlarını kaybedenleri, işte hala o dönemi yaşamış olanları. Ama biz mesela öyle bir günümüz yok. Yani tüm ülke olarak topyekün bir afet senaryosu çalıştığımız, deneyim, andığımız bir gün yok. Sadece anıyoruz. Hani çok kötü bir gündü, şöyle oldu, böyle oldu. Ama bizim hazırlık yaptığımız işte okullarda, iş yerlerinde, sokakta bunu bir topyekün hazırlığa döndürdüğümüz bir şey yok. Yine afet gönüllülüğü çok eksik bir alan. Yani herkesin bir şekilde afet gönüllüsü olması gerekiyor. Yani bir gün kendi mahallemizde bir afeti yaşayacağız. Bu deprem olabilir, sel olabilir, yangın olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bu konuda da aslında bireyler olarak biraz eksiyiz diye düşünüyorum. Her ne kadar hani kamunun özellikle teknik, ekipman, kriz yönetimi konusunda hazırlıklara ihtiyacı varsa, sivil toplumun gönüllülüğü mobilize etmekle ilgili uygulamalara kendi uzmanı, yani psikologlarla ilgili dernekler var. İşte psikologları örgütlüyor. İşte temel gıda ile ilgili kuruluşlar var. Onlar onu örgütlüyor. İşte bizim gibi daha böyle koordinasyon, harita, veri üzerine çalışanlar onu yapmaya çalışıyor. Ama birazcık tesadüflere bırakılmış durumda. Bunları daha stratejik, bizlere roller vererek, belediyeler, merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki aslında koordinasyon burada kritik unsurlardan bir tanesi. Elazığ'da bu iyiydi. Birazcık şey diyebiliriz, yani belediye, işte valilik ve merkezi yönetim iyi bir eşgüdümdeydi. İşte partisel konular da var. İzmir'de ayrı partiler olmasına rağmen İzmir depreminde Büyükşehir Belediyesi iyi bir sınav verdi. Valilik ve çevre şehircilik iyi bir koordinasyon gösterdi. Ama aynı merkez yerel ilişkisini bu son yangınlarda oluştuğunu söyleyemeyiz. Zaten kaosu ve iletişim kaosunu oluşturan halkın bu işe el atmasını, işte ünlü isimler helikopter falan kiralamaya kalkar bir hal, bu durumun nasıl bir kaos olduğunu gösteriyor. Burada da birazcık hani merkezi yönetim, yerel yönetim, her ikisi de birazcık iletişim kopuğu vardı. Böyle durumlarda bu senaryoların da çalışılmış olması, eşgüdüm halinde sivil topluma verilecek rollere kadar, sahada şunu gördük, siz sahayı hani önemli affettiniz. Yani bazı depoların tırmağa ihtiyacı var, bazı depolardan tırmık taşıyor ve bunlar sahaya ulaştırılamıyor. Yani kriz anında böyle bir saat bir gün gibi geçtiği için
Yani bir bilgi bazen çok eski bir bilgi oluyor. Çok anlık müdahaleler yapılması gerekiyor. O yüzden de yani ne tam hazırlıklıyız full ne de hazırlıksızız diyebilirim. Burada da şu gelecek hani kaygısıyla ilgili İstanbul depremi. Hani hep konuşuyoruz İstanbul depremi bir kaygı var. Ama buna dair ne gönüllülükle ilgili, ne insanları harekete geçirmek, ne okullarda bunu müfredata entegre etmek sürekli, yani bana sorarsanız her okulda en az yılda 3-4 tane tatbikat yapılması lazım. Çocuklara senaryo, ödev verilmesi lazım ki evlerine de gitsinler, ailelerini çalıştırsınlar. Bu konu hakikaten ciddi bir konu ama maalesef ciddiye alınmıyor gibi bir durumdayız. Ya bu tam burada bir anımı anlatmam lazım. Daha önce Güneş'ine bahsetmiştim bundan. Pandemi başlangıcından birkaç sene evvel, 2018'de falan belki, TÜBİTAK'ta uzmanlarla bir toplantımız, eğitim çalışmamız olmuştu. Onun sonucunda orada bu deprem ve deprem simülasyonları ile ilgilenen arkadaşlar vardı. Yani işte bu senaryo çalışmaları falan onlar yapıyorlar. Dedim ki ya bu İstanbul depremi diyorlar. Hani böyle 7-8 bir şey olsa biz ne yapacağız burada? Hocam dedi, nerede oturuyorsun? Dedim Caddebostan'da yaşıyorum o zaman. Dedi ki tekne aldım. Niye dedim? Yani İstanbul'dan başka çıkış yok dedi. İstanbul'da deprem öldürmeyecek. Bizim bütün yaptığımız senaryolarda İstanbul'dan kimse çıkamayacağı için kaostan, kargaşadan ve hastalıktan, işte tedarik sağlanamadığı için insanlar ölecek. Şimdi bu korkunç ve son derece anlaşılması mümkün basit bir senaryo. Şimdi bu senaryoyu yapmak ya da ne bileyim işte simülasyon şeklinde gerçekleşen sonucunu görmek okey ama yani şimdi İstanbul'u tekrar baştan nasıl yapılandıracağım? Muhtemelen herhalde o yüzden hiç elimiz gitmiyor böyle şeylere. Lan simülasyonu yaptık hepimiz ölüyormuşuz. Allah'a sap bırakalım o zaman yani bakalım ne olacak gibi bir kafamız var diye düşünüyorum. Çünkü bu tip senaryo çalışmalarında mesela Türkiye'nin aynı anda 20-30 yerinde birden yangın çıktığında ne yapılacak diye bir şey çalışan bir kurum var mı Türkiye'de? Böyle bir şey var mı? Ben bilmiyorum mesela. Bir de şey de var aslında, hemen araya gireyim, 30-40 yerinde yangın ama aynı anda bir sürü afet. Yani mesela işte multiple crisis denilen o katman katman birleşik üst üste etkileri. Yani şeyde hani biz burada Kaz Dağları'nda risk haritası içerisindeydik ve bayağı nöbet tuttuk yani Çamtepe'de. Fakat şöyle bir işte muhtarla şununla bununla konuştuğumuzda şey yani bütün alet edevat yangın bölgesinde. Yani burada bir yangın çıkarsa zaten yanıyoruz biz. Dolayısıyla ben yani yangını nasıl teyir edeceğim hazırlığı yaptım sadece kafamda. Dolayısıyla bir yanda yangın var, daha yangınlar soğutulurken yukarıda sel var. Ondan sonra ve hepsinin yanında Covid var mesela. Yani aynı anda bir sürü depremle bir sürü afetle aynı anda uğraşmak zorunda kalabiliriz. Fakat bir yandan da hani yerel anlamda bir dirençlilik kazanmamız da bir çözüm gibi geliyor bana. Çünkü her afet hani sen de söyledin Ali Ercan, kendi içinde kendi doğası var, kendi kaosunu yaratıyor. Senaryolar var tabii ki, bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Ama bir yandan da aslında hepsi de kendi içerisinde tek yani bu afetlerin. Çünkü o anki koşullarla oluşuyor. Bu anlamda aslında galiba bu afete müdahale, hazırlık, müdahale ve sonrası için yerellik, yerel bazda bir takım örgütlenmelerin oluşması çok önemliymiş gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Biraz aslında bu yangında da bunu yani organize olmayan şekilde ama yani halkın, yani bence sevindirici tarafı o. Yani bizdeki bu imece kültürü, insanların sorumluluk alma dürtüsü ben birçok ülkeden daha iyi noktada görüyorum açıkçası. Dediğin gibi yerelde de biz gittiğimizde hani birçok noktada vatandaşlar yani başka şehirlerden gelmiş, işte Marmaris'in merkezinden gelmişler, Bodrum içinden koşup o Can abiyle ellerindeki tırmıklarla bir takım bildikleri yöntemlerle yangını söndürmeye çalışıyor. Ama bu tabii ki bu yani nasıl aç tesadüflere bırakılmaz. Hani birazcık da yani afete hazırlık, afet operasyonu da tesadüflere bırakılamaz. Maalesef biraz o haldeyiz. O yüzden de yerel örgütlenme, mahalle bazında örgütlenme çok kritik. Onu da yapabilecek bence kapasitemiz var yani sivil toplum kuruluşlarıyla, bundan hareketle uygulama yapan kamu kurumlarıyla. Birçok yerde bu imkan var.
Ama iş birazcık hani buna kafa yoracak insanların bir araya gelmesine ihtiyaç duyuluyor. Çünkü maalesef bir yanımızda, hani Sinan Hocam belki o tarafını daha iyi anlatır. Benim de anlayamadığım, belki ben de hani soruyla cevap vereyim. Yani unutuyoruz, her seferinde unutuyoruz. Ben bunu anlayamıyorum. Yani unutup sıfırdan sanki yepyeni olmuş gibi başlıyoruz. Yani biz Elazığ'da da, yani o yüzden mesela afet platformunun varlığı en azından sürekli bir iletişim olması açısından sağlıklı. Kamunun içinde de bu var ama bu eş güdüm bir şekilde yakalanamıyor. Yani topyekun bir organize bir hareket, yani böyle filmlerde olur ya, böyle bir afet olur ve her şey çok kontrol altındadır falan. İşte şey, kurtarma planları falan yapılır. Yani buralarda belki biraz daha hani bilmiyorum, hani gündemde nasıl tutarız bunu, çok ihtiyacımız var. Bir aslında var. Yani burada yaptığımız gibi tutacağız bu işte. Başka pek çok da bir yolu yok yani. Bir hemen bir örnek anlatayım. Hani neden unutuyoruz konusunu bence Sinan güzel söyler. Bir arkadaşımız bu güvercinlikteki otel yanarken bir arkadaşımızın kızı orada bir arkadaşına gitmiş. Otelde kalan bir arkadaşına bir gün önce gitmiş. Akşam kalmışlar işte. Ertesi gün yangın çıkıyor ve kızı kurtarmaya işte nasıl kurtarılacak? Kız da şey, yani yıllarca yurt dışında yaşadılar. Yunanistan, işte Belçika'da yaşıyorlar şu anda falan. Böyle bir Avrupa eğitimi almış bir kız çocuğu olduğu için, yani 17 yaşında gencecik bir kız. Yangın yanıyor. Kız bütün soğukkanlılığıyla şey demiş oradaki görevlilere. Protokol ne? Sürekli olarak protokol ne diye soruyormuş. Ne protokolü falan diyorlarmış. Yani hiçbir şekilde bilmiyorlar. Bu arada o otel, yani o yangında şey yapan otel daha önce orasında, bundan bilmem kaç sene önce, 10 küsur sene önce yandıktan sonra oraya yapılan otel. Yani hani hep deniyordu ya, fidan dikelim çünkü buralar imara açılacak. İşte o geçmişi var o şeyin, korkunun. Çünkü orası yanmıştı, güvercinlikteki orası yanmıştı ve orayı fidan işte şey ağaçlandırdılar, ağaçlandıracağız dediler. Yerine o otel, otelin ismi de söyleyeyim mi? Titanic. Yani inanılmaz bir şey, ironi var yani ortada. Kızcağız sürekli olarak protokol ne diye soruyormuş. Hiç kimse ne protokolü falan diyorlarmış. Hani bu kadar da basit şeyden bahsediyoruz bir yandan. Evet. Valla aslında neden olduğunu anlamıyoruz dediğiniz o unutma meselesi bizim bu afetlerle imtihanımız konusunda benim taraftan çok önemli bir şey söylüyor. Biz mesela önemli şeyi öğrenebilmek için önemsiz olanı unutarak seçici bir hafıza yerleştiriyoruz zihnimize. Yani önemliler hatırlamaya değer olarak kodlanıp yazılıyor, önemsizler siliniyor. Önemsiz derken mesela neler bizim için önemsiz ya da hatırlanmaya değmez diye kodlanıyor. Baş edemediğimiz duygusal deneyimler, darbeler. Mesela bunlar arka plana travma diye atılıyor. Zihnimiz bunu hatırlamıyor ama bunlar arka planda bütün hayatımızı bozuyor. Ya da elbiselerimizin vücudumuza bütün gün temas etmesi gibi faydasız bilgiler de böyle. O veri de geliyor derinden ama beyin onu tutmuyor. Afetler bizi hiçbir şey yapamayacak derecede çaresiz hissettirdiği ve muhtemelen her seferinde bize aynı şeyi yapabildiği için hatırlama ihtiyacı göstermiyoruz belki de. Eğer biz afetlerde, işte burada alanda çalışan arkadaşlarımız gibi her seferinde yeni bir şey öğrenip bundan birkaç sefer sonra protokoller oluşturabilsek, hazırlıklı olsak, daha olmadan işte senaryo simülasyon çalışmalarıyla olası en kötü durumlara hazır hale gelmeye çalışsak, bu durumda en iyi hatırlayacağımız şeyler onlar olur. İşte hep anlatırlar ya, Japonlar Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaları hiç unutmadıkları için bugün böyle oldular falan filan diye orada. Ne kadar efsane, ne kadar gerçek bilmiyorum ama o süreçten sonra Japonya'nın bir şey olabilmesinde bunun büyük payı olmalı. Büyük felaketleri, büyük darbeleri unutmak çaresizliğin bir işareti. Ve sıklıkla bizimki gibi ülkelerde en çok edebiyatı yapılan şey de, dikkat edin, bu çaresizlik. Yani hep edebiyatı yapılan derken dile dökülen, ortaya çıkıveren. Çünkü İstanbul depremi diyorsun, deprem uzmanının bile tek hissettiği şey çaresizlik yahu. Yani depremin zaman ne zaman olacağı belli değil. Altının üstünde olursa Allah bize yardım etsin. Buradan çıkış yok, loy 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 gittik geldik. Başka hiçbir çıkar yolumuz olmadığı için 99'daki felaketi de unutmayı tercih ettik.
İki hafta oldu değil mi bu yangın şeyi silsilesini atlatalı neredeyse. İki hafta içinde çoktan unutmaya başladık. O unutmayacağız, unutturmayacağız dediğimiz hiçbir şey 10 günden fazla dayanmıyor. Bence sebebi bu. Bugün sayenizde bir aydınlanma geçiriyorum. Ben unutulacak şeyler başta olmak üzere birçok kitapta unutmanın mekanizmasını yazdım ama bu acı tecrübeleri niye bu kadar kolay unuttuğumuzu daha önce düşünmemiştim. Baş edemiyoruz çünkü. Baş edemediğin şeyi hatırlayıp ne yapacaksın? O yüzden Ali Ercan, sizler gibi alanda bu işin know-how'ını, bilgisini üreten, güneşin gibi gelmeden önce haber vermeye çalışan insanların bu hafızaya çok önemli katkısı var. Her gün sizleri televizyonlarda, bu YouTube kanallarında orada burada konuştursak yeridir diye düşünüyorum. Başka türlü hatırlamayacağız çünkü. Bin tane deprem olsa yine hatırlamayacağız bu mantıkla. Çaresiz çünkü. Yani biz baş edemediğimiz şeyi unutuyoruz. Abi burada da demek ki baş edemiyoruz ki unutuyoruz. Güneş'in sen ne diyorsun mesela bu konuyla ilgili? Ya şimdi gerçekten unutuyoruz ve bu söylediğin şey çok doğru. Yani ben dün mesela işte unutmadık diye Kafa Dergisi şey yazmış, 17 Ağustos falan. Ben de taş gibi unuttuk kardeşim. Yani kendimizi kandırmayalım. Hatta işte yangınlar, yani daha risk devam ediyor. Yangınların haberi kesildi falan. Böyle şeyler oldu. Dolayısıyla hani unutuyoruz. Ama benim gerçekten merak ettiğim şey şu. Mesela avcı, toplayıcı insan. Şimdi bu insanın hayatı sürekli olarak şeydi yani, sürekli afet gibiydi. Yani afet gibi deniyor ama aç kalma riski var. Ondan sonra işte vahşi hayvan tarafından parçalanma riski var. Ondan sonra işte bugün bir günlük bir rutin oluşturamıyor mesela. Her an tetikte olmak zorunda vesaire vesaire. Yani o insanın zihniyle bizim otomatiğe almış konfor zihnimiz arasındaki şeyi birazcık nasıl, yani nasıl yani? Yani bana soruyorsan çok basit aslında. Sorunun cevabı içinde. İşsiziz bacım, işsiz. Yani insan beyni, insan bedeni bugün işsiz. Hiçbir gerçek tehlike yok. Yani normal standart şehir yaşamında yaşıyorsan, hatta köy falan da dahil bir komünite içinde yaşıyorsan, illaki birçok yaşamsal ihtiyacın başkaları tarafından hazırlanmış senden önce. Yani istemene bile gerek yok çoğu zaman. Yani bir güvenlik halkası içerisinde tabiattaki o vahşi ortam için geliştirdiğin özellikleri hiçbirini kullanamayacak bir yerde yaşıyorsun. Bu da bizi vurdum duymaz ve gereksiz sorunları büyüten, amplifiye eden yeni bir cinse dönüştürüyor yani. Yeni bir şey oluyoruz biz de. Modern insanın derdi bu aslında. Ben hep söylüyorum ya, benim yazdığım kitaplardaki hikaye sadece şehirli insanı ilgilendiriyor. Yani doğanın göbeğinde yaşayan adam benim kitaplara güler yani. Bu ne der? Tabii ki böyle canım falan der. Bu zaten fabrika ayarında yaşıyor. Bizim problemimiz o hayatta kalma komando uzmanlığındaki donanımı, hayatta kalma amacıyla yapılandırılmış o milyonlarca yıllık mirası kullanacak yerimiz yok. Ve bu rahatlığın içerisinde de işte şimdi afetlerle yüzleşince aman dedik ya, biz ne yapacağız? Halbuki dediğin gibi atalarımız 160 bin sene önce buzul çağından yırtmışlar abi. Buzul çağı diyorum. Böyle selmer yangın gibi bir şey değil ki. Kuzey yarım küre komple kaç kilometre buz altında kalmış yani. Buradan bile yırtabilen bir türüz. Tamam, bir potansiyel var. Ama hem işte böyle yaşayayım, böyle tüketeyim, böyle çöp üreteyim, böyle kirleteyim, böyle hızlı gideyim, böyle teknolojik oyuncağım olsun, hem de afete hazır olayım biraz zor gibi gözüküyor. Biz zaten onun çözüm yolunu bulmak, bunu birlikte kafa işletmek için de biraz üzerinde sohbet etmek istiyoruz. Ben bu unutma hikayesiyle ilgili, yani demin söylerken de aklımda uyanan bir şeydi. Mesela ben en son galiba yangını Küçükkuyu'da Güneşinler'le beraberken, orada bir orman yangını çıkmıştı, ufak çaplıydı o biraz. Ona müdahale edilirken falan içinde bulunarak yaşadım. Yani direkt içinde bulunduğum, bizzat yüz yüze geldiğim bir durum. Ve gerçekten korkutucu, yani küçük çaplı da olsa gerçekten insanı böyle paniğe sevk edebilen, ki etrafımda bayağı hani bu konuda bilgili insanlar vardı, koordine çalışıyorlardı falan. Sahada afetle karşı karşıya kalan insanlar, bizim gibi normal vatandaşlar. Şöyle genelde baktığında bu panik metanet dengesi nasıl? Yani çok mu böyle aklımızı kaybediyoruz böyle bir afetle karşılaşınca, ki sonrasında bu kadar çabuk unutuyoruz, ya da bayağı metanetli miyiz yani? Sen nasıl görüyorsun bizim genel durumumuzu? Sesin gelmiyor. Ses yok.
Ses. Ya güneşin sorusuyla da bu soruyla da ilgili, yani şöyle, insanoğlu ilk var olduğu andan itibaren işte o, yani gök gürültemiş, korkmuş. İşte ne bileyim, bir işte avcı toplayıcı dedi, yani bir karşısına yırtıcı hayvan çıkmış, korkmuş. İşte mağaralara sığınmış, bir şekilde topluluk olmaya çalışmış, bir araya gelip işte doğayla mücadele etmeye çalışmış. Bu hep hani hem adaptasyon hem işte bu dayanıklılık. Ama bu dönem yani hem bu sizin sorduğunuz ilintili abi, yani bir anti-fragile, yani kırılgan ötesi de olma durumu var. Yani güçlü olmak, hani duruma adapte olmanın dışında ötesine geçip, hani o işte insanoğlunun itici gücü, yaratıcı gücü, işte işsizlik dediniz ya, yani aslında meşguliyeti yok. Meşguliyet yaratmadığımız için, kafaları meşgul etmediğimiz için, bedeni meşgul etmediğimiz, hele bu şehir yaşamında, o meşguliyetsizlikler bizi gereksiz kaygılara, işte sürekli daha spiritüel dünyaya, daha bilimden uzak bir yere itiyor bizi. O yüzden de sanki bu dönemde biraz daha bu meşguliyetleri, meşgaleleri, yani gönüllü, yani biz işte gönüllülük yoluyla diyoruz. Yani sürekli meşgul etmemiz lazım insanların kafasını affet meselesiyle ki işte o unutma olmasın bir yandan. Ama bir yandan da o yaşadığıyla da dayanışabileceği. Çünkü afet zamanları ve o şehirde aslında ekonomileri çok büyütüyor. Yani bir de öyle bir gerçeği var bunun. O kendisiyle beraber bir ekonomi büyüyor. Ciddi bir bilgi birikimi büyüyor. Ama bir yandan göç de oluyor. Yani orada ciddi bir nüfus kaybı da oluyor. Ve bunların çok, işte yani güneşin dediğinden, yani bunların çok arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani bunlarla baş etmek de hepimiz için zor bir mesele. Yani onu yaşayanlar, başına gelenler için zor. İşte bizler uzaktan izleyenler ama buna işte gönül veren ve kafa yoran insanları olarak zor. Elden bir şey gelmemesi ve yetersiz kalması daha da zor. Yani bu zorluklar içinde aslında o kolektif çaba, yani dayanışma, bir araya gelme, insanın birbirinden etkileşerek öğrenmeyi arttırması ve bilgiyi arttırmasına ihtiyaç var. Ancak böyle oluyor. Yani bizim işte bu afet platformu dediğimiz, ihtiyaç haritası dediğimizde, yani bir fikirle başladı. Yani bu, biz mesela işte Marmaris'teki köyleri gezerken, işte Covid döneminde çağdaş yaşamın işte bilgisayar desteği vermişiz İzmir'deki şeylerine, ekiplerine. Oradaki ekipler vardı, yangına yardıma gelmişler İzmir'den kalkıp. Biz orada tanıştık onlarla. Şimdi bu toplumsal dayanışmanın, imecenin, hele bizim toplumumuzda yani imece bir kültür, hani bunları kent yaşamına birazcık adapte etmeye, yani bu büyümüş, yalnızlaştıran, yani sosyalist, sosyal medyada belki ama daha yalnız hayatlar yaşıyoruz aslında. Daha kolektif olacağımız, toplumsal birlikteliği daha iyi hissedeceğimiz bir sürece doğru evrilmemiz gerekiyor. Hani onu da nasıl işte taşlarını döşeyeceğiz, belki yani güneşin, sizin o konularda daha iyi fikirler var. Yani çok çok önemli bence bir şey söyleyeyim. Üzerine düşünmediğimiz zaman ciddi konuların, gayri ciddi konular bütün hayatımızı dolduruyor. Tene düşüyoruz, keyfe düşüyoruz. Saçma sapan işte hedeflerin, amaçların peşinde ömür tüketiyoruz. Biraz belki bunun promosyonunu yapmak konusunda bir ortak bir dilimiz var gibi. Yani acık daha ciddi meselelerle uğraşalım. Ciddi meseleler illa asık yüzde olmayı gerektirmiyor. Bakın sevgili izleyerek bize eşlik eden arkadaşlarımız, burada 3 kişi var. Üçü de kendi çaplarında bayağı aslında zorlu meselelerle uğraşıyorlar. Yüzümüzden gülücük de eksik olmuyor. Hiç asık suratlı olmak zorunda değiliz. Yani hayat sadece gevşek gevşek eğlence peşinde gezerek geçecek bir şey değil. Bunu etrafımıza bir kültür olarak yerleştirdikçe de bu tip işlere daha hazır olacağız gibi geliyor. O yüzden ben bu son söylediğinin altını bir çizmek istiyorum. Yani biraz ciddi meselelere ciddi zaman ayırıp aklın, bilimin, yolunun bize neler gösterdiğine de bir sıklıkla göz çevirip bakmak lazım galiba. Güneş'in ilave etmek istediğin bir şey var mı? İki tane örnek vermek istiyorum. Yani bir yandan örnekleri de önemsiyorum çünkü hayata, hani sadece bunu yapmak lazımın ötesinde bir de hayata geçtiğini de insanlar anlasın ki hani yapabilir, biliriz yani. Çok da basit. Bir tanesi, biz İstanbul'da yaşarken evde şey yapardık, işte kompostları ayırırdık, tamam mı? Ve yani mutfak atığını ayırırdık, başka bir şeye koyardık ve aslında gidip çöpe atardık. Yani kompost yapmıyorduk. Çünkü yapabileceğimiz bir yer yoktu ve insanlar, yerimize misafir gelen insanlar hep şey derdi. Ya zaten çöpü atıyorsunuz, niye yani ayırıyorsunuz? O zaman da Victor şey demişti. Bir, alışkanlık olsun. Yani bunu yapma pratiği içerisinde olmak için.
Çünkü günü gelince fırsatını bulduğunda hazır ol ona pratik olarak. İki, şeydeki çöplükteki çöp toplayan insanları düşünüyorum. Yani onların toplayacağı diğer şeylere bulaşmasın diye düşünüyorum. Yani bir kere böyle bir bütüncül her şeyi düşünme, hani her şeyin ilişkisini bir arada düşünme, hazır olma, bir alışkanlık geliştirme, ama bu alışkanlık da şey alışkanlığı değil. Yani bizi böyle rehavete sürükleyecek bir otomatik bir alışkanlık değil. Hani şey demiş ya, Rumi demiş ya, alışkanlık iyi bir şey, iyi alışkanlık kötü alışkanlık yoktur. Çünkü alışkanlık iyi bir şey değildir demiş yani. O otomatiğe bağlıyor zihni. Bir kere bundan kurtulmamız lazım. İkinci örneğim de Covid döneminde, o ilk kapanma döneminde pazar kurulamadı. Ve insanlar yani bayağı hani ciddi gıda nereden gelecek vesaire. Bizim de pazarda alışveriş ettiğimiz bir çiftçimiz var. Ve bu çiftçiyle sadece pazarda değil, aynı zamanda buğdayın tatuta ağı içerisinde bu çiftçi, aynı zamanda burada kaz dağı işte koruma mücadelesi içinde bu çiftçi, ondan sonra sürekli şey yapıyoruz yani iletişim halindeyiz. Sanki ailemiz gibi yani. Ve pazar kurulmasına izin vermiyor. O zaman konuştuk Sevinç'le. Dedik ki biz burada mahalle olarak alışveriş yapmak istiyoruz. Toplu siparişleri sana gönderiyoruz. Sen gelir misin bize? Getirir misin? Getiririm dedi ve bizim evimizin kapımızın önüne kadar getirip buradan dağıtım yaptı mesela. Şimdi bu bir dirençlilik şeyi. Yani normalde kimse buna ulaşamazken, eğer buna önceden emek vermemiş olsaydık, biz o insanı tanımamış olsaydık, o insanın bu üretimine destek olmamış olsaydık, bir topluluk olmamış olsaydık, bir arada hemen hızlıca siparişleri toplayacak bir iletişim ağımız olmamış olsaydı, bu gerçekleşmeyecekti. Ve bu çok daha hayat kurtarıcı işler için de olabilir. Yani o anlamda bu iki örneği vermek istedim. Vallahi müthiş, burada rahmetli kadim dostum Victor Ananias'ta bir kere daha rahmetle alalım tekrar. İnşallah onu hatırlanması gereken en önemli şeylerin başına hep yazmışım ben zaten. Ondan öğrendiğim 3-5 şey var, gerçekten benim için çok önemli. Orada o ayrıştırma işinde alışkanlık olsun diye o basit gözüken tavsiyesi bizim günlük dilimizde anlamını çok kaybettiğimiz, kaydırdığımız bir kelimeye de çok gönderme yapıyor. Hele ki felaket, afet durumlarında sıklıkla sabretmek diye bir terim kullanıyoruz biz. Yani başa gelene sabretmek ve maalesef sabır kelimesinin kökeniyle bugünkü kullanım arasındaki farka baktığında öyle bir uçurum var ki, sabır başına gelene sessizce otur geçmesini bekle gibi bir anlam taşıyor gibi bugün. Halbuki sabır durumun verili koşullarını anlayıp kabullenerek elinden geleni yapmaya devam etmek demek. Biz elinden geleni yapmaya devam etmekle yükümlü olduğumuzu o kadar unutmuşuz ki kelimenin anlamını kaydırmışız. Yani komple başka bir bağlama sokmuşuz. İnşallah bunu sıklıkla birbirimize hatırlatalım. Hakikaten çöpe de atıyor olsan ayrıştırmak senin insani görevin. Yani o benimle ilgili bir şey. Ben onu yapmakla yükümlüyüm. Ondan sonrasından yükümlü değilim. Çok güzel bir hatırlatma oldu vallahi. Ya ben bir de burada aslında şey rahmetli kelimesini de kullanıyorum. Yani diri olmak. Yani şimdi canlılık ve dirilik iki tane ayrı şey. Yani can işte nefes alıyoruz, veriyoruz, canlıyız. Hani onu da tam tanımlayamıyoruz ama canlıyız. Ama bir de diri olmak diye bir başka kelimemiz var ve bence afetlerle bağlantısı var bu kelimenin. Yani her an her şeye hazırlıklı halde olmak. Bunu illa böyle hani korkularla, travmalarla sürekli stres halinde olmak değil ama her an her şeye hazırlıklı halde olmak bireyler için bence bu afet çağı hani başlığımız. Afet çağında herkesin bu konuda böyle bir antrenmanlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Her şeyin böyle gitmeyeceğini bir fark edelim yeter yani. Her gün böyle olmayacak dünya işte. Bir hazır olalım inşallah. Ali Ercan'cığım, eklemek istediğin, önermek istediğin efendim açık böyle hani nasıl diyelim alandaki tecrübelerine beraber bizlere söylemek istediğin ekstra ya bir şey çok var. Teşekkürler. Ben pardon sözünüzü böldüm. Yani benim de yani tam bir afet çağındayız. Yani işte üst üste yani son iki haftayı alırsak yani işte sel, yangın, tekrar sel, üstüne şimdi mülteci meselemiz var.
Hani onu da afetten haber görmemek lazım. Hani tüm dünyada bu var. Yani iklim meselesi var. Hani iklimle ilgili söylenen zaten 200 milyon kişi hareket halinde olacak. Şimdi bu çağın içinde hani sizin dediğiniz hani sabretmek, diri kalmanın yanında işte sakinliğe de ihtiyacımız yani. Yani bizim duru bir sakin düşünmeye, sizler gibi işte öncülerin bu konuyu gündemde tutmasına çok ihtiyaç var. O sakinliği de işte en azından etki alanlarımız ölçüsünde arttırmaya ihtiyacımız var. Yani ben de bu kelime köken hani işte bu kamu, diğer taraflar nasıl hani yerel yönetim tarafında işte bu memur meselesi vardı. Hani emir alan, emir veren. Hani böyle bir hiyerarşik. Ama şu anda ise hani o İngilizcesinde ise civil servant'tır o. Serveden. İşte servis yapan. Şimdi bizimse işte tam böyle bir daha servant bir dönemde olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hani hepimizin bilgi birikimini paylaşmaya, açmaya, sahaya dökmeye, sahadakilerin de biraz buraya yaklaşmaya ihtiyacı var. O köprüleri kurmaya aslında ihtiyacımız var bu dönemde. Çok güzel mesajlar oldu vallahi. Çok manşetlik malzeme çıkardınız. Arkadaşlarımız editti artık o manşetleri böyle şak 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 ekrana çekerler. Sevgili Ali Ercan Özgür, sevgili Güneş'in Aydemir, ne güzel efendim sizlerle sohbet etmek böyle. Gene gelin gene yapalım. Bir de şu internetten çay falan kurabiye ikram edebilsek süper olacak. Onu da buluruz inşallah yakında. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve bu sürede ömürlerinden hatırı sayılır bir vakti ayırıp da bizi izleyen, dikkatle dinleyen bütün takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz buradaki fikirleri paylaşın, anlatın ve lütfen evde deneyin. Takipte kalın, daha muhabbet etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler.